Askeri tıbbiye mekanesinde öğle yemeği vardır. Ulaşım amfi önündeki otobüslerle sağlanacaktır. Arz ederim. Sayın hocalarım, hakikaten güzel bir gün oluyor. Bu ilkini gerçekleştirdiğimiz buluşmanın inşallah ileriki yıllarda ikincisi, üçüncüsü sonsuza kadar gider ve hepimizin yüzlerinde bu güzel ifadeler hep güzel bir anı olarak kalır inşallah. Şimdi artık öğleden sonra eski askeri tıbbiye yönelik bir oturum planladık. Çocuklar, kapıyı kapatabilir misiniz acaba? İlk olarak doçent doktor Doğan Ceyhan kardeşim 10-12 dakikalık bir sunum yapacak askeri tıbbiyle ilgili. Doğan'ı göremedim. Buyurun Doğan'cığım. Sayın dekanım, sayın hocalarım, çok değerli Gülhaneliler. Ben göz hastalıkları uzmanıyım. Bir süredir askeri tıp tarihiyle ilgileniyorum. Askeri tıp tarihiyle ilgili çok önemli kaynaklar var. Bunları günlük hayatta konuştuğumuz askeri tıbbiyeliliği biraz daha belgelere dökebilir miyiz acaba? Bu nedir? Kurum kültürü kavramıyla askeri tıbbiyeliliği bir araya getirebilir miyiz gibi düşüncelerle bir sunum hazırladım. Daha önce Van Asker Hastanesi Başhekimi iken askeri sağlık kongresinde, askeri tıp kongresinde bu konuda bir sunum da yapmıştım. Niye askeri tıp tarihiyle ilgileniyorum? Çünkü aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcı hikayeleri dinlemeye mahkum olurlar diye bir Afrika atasözü olduğu söyleniyor. Gerçekten böyle bir atasözü var mı bilmiyorum doğrusu ama bu sözün doğruluğuna inanıyorum. Her meslek grubu kendi tıp tarihini yazmalı, kendi tıp tarihinden beslenmelidir diye düşünüyorum. Kurum kültürü kavramı nedir? Kurum kültürü çok sözü edilen aslında şirketlerle ilgi kurulan bir alan. Bir kurumun temel değerleri, inançları ve alışkanlıkları ile bunları kurum mensuplarına ileten hikayeler kurum kültürünü oluşturuyor. Farklı tanımları var kurum kültürünün ama olmazsa olmazları da var. Kuruma kılavuzluk eden felsefe yani kuruluş felsefesi kurum kültürünün olmazsa olmazlarından. Bunun dışında liderler, rol modelleri yine kurum kültürünü oluşturuyor. Bunun dışında yine temel değerler, ortak görüş, inanç, tutum ve beklentiler kurum kültürünün parçaları arasında bulunuyor. Bizim askeri tıbbiyemizin, gülhanemizin kuruluş felsefesi nedir? Niye kuruldu? Bunu belgelerden çıkarmaya çalıştım. Sayın dekanımız sabahki konuşmasında biraz aktardı. Ona bazı eklemeler, kısa eklemeler yapmaya çalışacağım. Tıbbiyeye ilk adım hepimiz biliyoruz. Tıphane-i Amire. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 14 Mart 1827'de açıldığını biliyoruz. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi padişaha Tıphane-i Amire'nin açılması için bir takrir hazırlıyor. Ve orada asker hastalara iyi bakacak, iyi hekimlerin yetişmesi için iyi eğitim verecek bir tıp okulu gerekliliğinden bahsediyor. Yine takrirde kefere etibbasına yani Müslüman olmayan tabiplere ihtiyaç duyulmaması gibi bir amaç bulunuyor. Bugün artık öyle bir ihtiyacımız yok gibi gözüküyor ama yine de bilgi üretim aşamasında yabancı tabiplere ihtiyacımız var gibi bilgi üretiminde ülkemizin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Burada Mustafa Behçet Efendi ile Tıphane-i Amire'nin kurulduğu binayı görüyorsunuz. İkinci önemli aşama, Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane, 2. Mahmut tarafından 1839 yılında kuruluyor. Burada kuruluşunda konuşma yaptıktan sonra Karl Ambrose Bernard kapıdan geçiriyor 2. Mahmut'u. Ve bu açılış konuşmasında önemli bazı konulara değiniyor 2. Mahmut. Burada insanın kutsal sağlığının korunması amacına hizmet edileceğinden, bu okulu diğer okullara tercih ettim, diyor. Yurdumuz ve ordularımızın büyük ihtiyacı olan hekimleri bir an önce yetiştirmek ve Türkçe tıp kitaplarını meydana getirmek zorundayız, diyor. 1839 yılındaki konuşmasında.
Bunlar bizim aslında tarih gibi gözükse de hala gündemimizde olan tüm tıbbımızın, sadece askeri tıbbın değil, tüm tıp hayatımızın gündeminde olan ihtiyaçlar. 19 Ekim 1897'de sadrazam ve kabine üyeleri toplanıyorlar ve Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin bizi yabancı milletlere muhtaç etmeyecek şekilde bazı yeni düzenlemelere ihtiyacı olduğunu, Almanya'dan uygun bir kişinin getirilmesini padişahın emirlerine sunarız diye bir layığa hazırlıyorlar. Bu aslında Gülhane'nin temelini oluşturan belgelerden, dokümanlardan birisi. Hepimiz biliyoruz, Doktor Rieder geliyor. Doktor Dayke'de geliyor. Sonra Paşa ünvanı alıyorlar. Doktor Rieder'in bazı istekleri var. İstediklerini yapabilmesi için bir rapor hazırlıyor. O rapordan önemli bulduğum kısımları aldım. Bir hastanenin yöneticiliğinin kendisine verilmesini istiyor Doktor Rieder. Ve Türk kanun ve alışkanlıklarının, adetlerinin sınırlayıcı olmaması şartını koşuyor. Evet, bazen atılım yapmak için alışkanlıklardan vazgeçmek, yeni şeyler getirmek gerekiyor. Doktor Rieder bunun farkında. Aslında baktığınızda gerçekten çok önemli bir entelektüel, sadece iyi bir doktor değil, önemli bir şahsiyet olduğunu görüyoruz Rieder Paşa'nın. Yine Rieder Paşa'nın amaçları arasında, Gülhane'yi kurduktan sonraki amaçları arasında, yetişen hekimlerin ülkelerinde önde gelen, dünyadaki yarışta da söz sahibi olacak uygun bir çalışma ortamı sağlanması gereğinden bahsediyor. Konuşmalar Gülhane kurulurken yapılıyor. Uygun bir çalışma ortamı. Evet, hala Türkiye'de birçok kurumda bu tür sorunlar yaşıyoruz. Ve Gülhane'nin ilk kuruluşundaki adı, resmi adı, Gülhane Askeri Tababet Tatbikat Mektebi ve Sereriyatı. Yani Gülhane Askeri Tıp Uygulama Okulu ve Klinikleri. Hem bir okul hem de klinik olarak görev yapıyor ve uzun süre, burada gördüğünüz gibi Sarayburnu'ndadır. Bu binayı gidip görmüştüm, artık gidip göremiyorsunuz. Bu binayı askeri tıbbiyelilerin, gülhanelilerin bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, kuruluş belgelerini kısaca hatırladıktan sonra askeri tıbbiyede veya gülhanede liderler, rol modelleri birkaç tane size sunacağım. Çok liderimiz var, çok rol modelimiz var ama ben kendimce önemli bulduğum Osmanlı döneminden ve Cumhuriyet döneminden, çok yakın tarihte de çok liderimiz var ama yakın tarihlere dokunmamayı tercih ettim. Tarihten seçerek bazı rol modellerimizi sizlere sunmaya çalışacağım. Tıphane-i Amire'nin mezunlarından Sadrazam Keçecizade Mehmet Fuat Paşa. Doktorluk yapmamış ama tıp okumuş. Dış ülke büyükelçilerinin Girit'i kaça satarsınız sorusuna aldığımız pahaya cevabını vermiş. Bu devlet öyle güçlüdür ki siz dışarıdan biz içeriden uğraşıyoruz yine de yıkılmıyor sözünü söyleyenin yine Fuat Paşa olduğu rivayet ediliyor. Yine büyükelçilerin aktardığı, bir büyükelçi hanımının aktardığına göre selamlıkla harem arasındaki duvar yıkılmadıkça ve Türk kadının tesiri hissedilmedikçe Türkiye dünyada hakiki yerini alamayacaktır diyor. Aslında çok tarihi sözler gibi gözüküyor ama günümüzde de sanki bu sözler geçerli gibi duruyor. Kırımlı Aziz Bey, birçoğumuz ismini duymamışızdır ama bence askeri tıbbiyenin medarı iftiharlarından birisidir. Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye Müdürü'dür. Yani Türkçe eğitim yapılan sivil tıp fakültesi kabul edilecek kurumun müdürü. Türkçe tıp eğitiminin öncülerinden, 1860'ların sonu 1870'lerin başında Lugat-ı Tıbbiye'yi oluşturuyor. 640 sayfalık bir tıp sözlüğü. İlmi Emraz-ı Umumiye, yani genel hastalıklar bilimi ve kimyayı tıbbi kitaplarını yazıyor. Kızılay'ın kurucularından, aynı zamanda bizim uzun süre hastanelerimizde, revirlerimizde arkamızda duran, hala duruyor mu bilmiyorum, Kızılay amblemini de çizen kişidir Kırımlı Aziz Bey. Biraz daha yakın zamana geliyorum. İsimlerini bildiğimiz, tanıdığımız hocalarımız, büyüklerimiz. Abdülkadir Noyan. Abdülkadir Noyan Paşa enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Gülhane'de Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda hepsindeki askeri tabiplik tecrübelerini son harflerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarım kitabında özetliyor. Ve gerçekten bizim mesleğimiz açısından önemli bir şahsiyet. Bu arada
Abdülkadir Noyan Paşa'nın çok önemli bir özelliği daha var. Ankara Tıp Fakültesi'nin kurucu dekanı. Hadi Gülhane için fakülteler doğuran hastane, fakülteler doğuran kurum denir. Bunun örneklerinden birisi de Abdülkadir Noyan hocamızdır. Esat Işık Paşa, bir göz hekimi, biraz göz hekimi yakınlığı taşıyoruz kendisiyle ama gerçekten Orhan Ertem hocamızın sabah bahsettiği gibi yine çok önemli bir şahsiyet olduğunu düşünüyorum. İstanbul'un işgalinde Milli Kongre kurarak kurtuluş çareleri arayan ekibin içinde Malta'ya sürgün edilmiş ve Esat oftalmoskop veya aynası denilen bir cihaz üretiyor. Bu cihazın özelliği yakın zamana kadar Türkiye'de kullanılıyor ve yurt dışında da satılan bir cihaz üretmiş Esat Paşa. Hasan Esat Işık'ın babası, o da bir askeri tıbbiyeli. Bir başka rol modeli, hepimiz biliyoruz. Doktor Refik Saydam, 1942 yılında vefat ediyor. Mustafa Kemal Atatürk ile Samsun'a çıkan hekimlerden birisi. Sağlık Bakanlığı yapıyor, Başbakanlık yapıyor. Görülmeyen, fark edilmeyen çok büyük bir etkisi var Türkiye üzerinde. Öyle olduğunu düşünüyorum ben. Bazıları halen kullanılan birçok kanun çıkarıyor. Sağlıkla ilgili çok önemli çalışmalar onun zamanında yapılıyor. Gerçekten tarihe baktığınızda sıtmalar, frengiler, travmalar, çok önemli hastalıklar Refik Saydam zamanında çıkarılmış kanunlarla bertaraf ediliyor veya olumsuz etkisi azaltılıyor. Kurduğu Hıfzı Sağ Enstitüsü'ne de kendi adı veriliyor. Artık sanırım o da kapatıldı veya ismi değiştirildi. Birçok büyüklerimiz bilirler ama genç tıbbiyeliler bilmiyor olabilir diye Ankara'da bazı sokak isimleri vardır. Bunlar kimdir diye merak edebilirler. Tevfik Sağlam Caddesi hemen Gülhane'nin önünden geçen. Tevfik Sağlam gerçekten hani tabii ki büyüklük sıralaması yapılmaz ama çok büyük bir Gülhaneli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir şahsiyet. Ülkemiz adına da çok önemli bir şahsiyet. Üniversite rektörlüğü yapmış. Verem Savaş Derneği Başkanlığı yapmış. Ve çok önemli eserler varmış. Üçüncü Ordu'da Sıhhi Hizmet isimli eseri gerçekten askeri tababet adına önemli bir kaynak. Tunalı Hilmi sadece bir cadde ismi değil, o da bir askeri tıbbiyeli. Atatürk devrimlerine kaynaklık eden fikirleri olduğu söyleniyor. O yönden önemli bulunuyor. Reşit Galip yine sadece bir cadde ismi değil. 1933 üniversite reformunu yapıyor. Yurt dışından Alman bilim insanlarının ülkemize getirilmesine önemli katkı sağlıyor. Bu döneme de baktım. Gerçekten yurt dışından gelen bilim adamlarının hem tıbbımıza, hukukumuza, tüm alanlara önemli katkıları olmuş. Abdullah Cevdet de bir askeri tıbbiyeli. Onun da bir sokağı var Ankara'da. Cumhuriyet'in kurucularını etkilediği, Türklere ilk hürriyet dersi verenlerden olduğu ve Latin harflerinin kabulünün gerekliliğini Cumhuriyet'ten önce ifade ettiği söyleniyor. Bu isimlerin hepsinin düşüncelerine katılmayabiliriz. Eksik bulduğumuz, yanlış bulduğumuz düşünceler olabilir ama hepsi gerçekten önemli insanlar ve zamanlarına göre, tarihlerine göre çok önemli işler başarmışlar. Hepsi yine askeri tıbbiyeli. İsmet İnönü'nün, yani Atatürk'ün silah arkadaşının, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından İsmet İnönü 1975 yılında Dilim Dergisi'nde yayınladığı bir paragraf var, onu aldım. Açıkçası devlet büyüklerinin böyle laflarına biz çok alışkın değiliz ama bunları okumak hoşuma gitti, onun için sizlere de aktarmak istedim. Hekimlik mesleğinin Türkiye'de başlaması bir çeşit rönesansa geçmek demektir. Türkiye'de medeniyet, iyi insanlık anlayışı, tıbbi okulun açılmasıyla başlamıştır. Bu tarih Türkiye'de fikir ve medeniyet cereyanlarının başlangıcı sayılır. Hekim bize hayat sırrını öğretmiş ve hürriyet fikrini getirmiştir. Evet, gerçekten Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk döneminde hekimlerin, askeri tıbbiyelilerin büyük ağırlıkla ülkemizin kültür fikir hayatına çok önemli katkıları olmuş. Temel değerler yine bir kurumda çok önemli. Bu temel değerlerle ilgili farklı düşünceler olabilir. Ben tüm daha önceki GATA komutanlarımızın konuşmalarını tarayarak, anıları tarayarak, bu konudaki arkadaşlarımızla sohbetler ederek bizim kurumumuzun temel değerleri nedir acaba, onları belirlemeye çalıştım. Benim bulabildiklerim tabii ki değişebilir. Vatanseverlik ve fedakarlık her zaman bulunanlar. Bu fedakarlık dozu tabii her zaman fedakarlık denmiş. Sanki ülkemiz geliştikçe bu fedakarlık dozunun biraz daha azalması gerektiğini düşünüyorum ama yine de bu vazgeçilmez bir değerimiz bizim. Ağabey kardeş ilişkisi, mesleki dayanışma,
Bu yine vazgeçilmezlerimizden, en önemli hasletlerimizden birisi. Askeri tıbbiyeliliği iki kelimeyle ifade edin deseler, büyüğe hürmet, küçüğün himayesi olarak özetlerim. Tüm anılarımızda buna benzer anılar okuyorum. Büyüğe saygı gösterdiğimizde, küçüğümüzü himaye ettiğimizde askeri tıbbiyeliliğimizi göstermiş sayılıyoruz birbirimiz tarafından. Bilimsel ve düşünce ve yaklaşım da Gülhane'nin kuruluşundan beridir var olan bir yaklaşım. Gülhane'nin Türk tıbbına getirdiği en önemli katkılardan birisi bilimsel yaklaşımı tıbba sokmasıdır. O nedenle önemlidir. Bu da bizim temel değerlerimizdendir. Beyefendilik ve centilmenlik, hasta hekim ilişkisinde, komutan ilişkisinde, ast üst ilişkisinde, giyiminde, kıyafetinde, hepsinde beyefendilik ve centilmenlik yine ön planda bulunan hasletlerimizden. Evet, bu cümleleri değerli askeri tıbbiyeli Gülhaneli kardeşlerime aslında aktarmak istiyorum. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi veya Askeri Tıbbiye sadece bir tıp fakültesi değildir arkadaşlar. Ordumuzun yüzlerce yıllık geleneğinin parçalarını taşır içinde. Yaklaşık 200 yıllık modern tıp geleneğinin mirasçısıdır askeri tıbbiye. Tıbbın bilim olarak uygulanmasının ülkemizdeki öncüsüdür. Ülkemiz insanının sağlığına önemli katkılar sağlamıştır. Sadece ülkemiz insanı değil, aslında Balkanlardan ta Suudi Arabistan'a kadar çok geniş bir coğrafyada modern sağlık hizmetleri Öktebi Tıbbiye mezunları tarafından getirmiştir. Askeri tıbbiyeliler tarafından getirmiştir. Askeri tıbbiyeli ve gülhaneli olmanın ayrıcalığı bilinmeli ve yaşanmalıdır diyorum. Ne mutlu askeri tıbbiyeliyim diyene, ne mutlu gülhaneliyim diyene diyerek sözlerimi sonlandırıyor. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Doğan Hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi iki tane duyurum var. Onu söylemek istiyorum. Bugün hatırasına guest olarak her konuğumuza birer şemsiye hediye etmek istiyoruz. Görüldüğü gibi. Vestiyerden ayrılırken lütfen şemsiyelerinizi de almayı unutmayın sayın büyüklerim. İkincisi, bu akşam bir yemeğimiz olacak. O yemekte eğer vakti olan olursa bulunmasını çok arzu ederiz. Hasret gidermiş oluruz. İletişimi sağlamak açısından da baştan beri çok önem veriyoruz ama girişte bir masamız var. Lütfen oraya size ulaşılabilecek telefon numaraları, e-mailleriniz veya herhangi başka bir ulaşım yolunuz varsa onları bize bildirin.